kalp krizi neden gerçekleşiyor? Neden oluyor kalp bu krizi? Bu aterosklerozis dediğimiz damar sertliği. Bu özellikle çocukluk çağından itibaren bu damar tıkanıklığı, damarın içindeki plak oluşumu, yağ birikimi, hücre birikimi gibi bir takım sebeplerden dolayı damar içinde bir birikim oluyor. Ve bu birikim birikiyor, damar yavaş yavaş tıkıyor. Buna ateroskleroz diyoruz. Ateroskleroz da dediğim gibi sebepleri işte genetik faktörler, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve sigara. Bunlar olduğu zaman damarlarınız tıkanır. Ve sonrasında plan oluşuyor. Ne oluyor? Belli bir süre sonra ya aniden damar çatlıyor ve çatladığı zaman oraya hemen pıhtı oluşuyor. Pıhtı oluşturarak damar tıkanıyor. Mekanizma bu. Kalp krizinin kolesterolden olduğunu, şeker, sigara. O zaman yiyeceklerimize yani yiyeceklerden bitirmek zorundayız. Evet, yani kolesterolün aslında büyük bir kısmı genetik faktörlerle ilgili. Yani yiyeceklerle çok direkt bir ilişkisi yok. Şöyle direkt ilişkisi olabilir. Kilo alırsanız. Tetikliyor. Obezite alırsanız tabii ki obezite olursa, kilo alırsanız, devamlı şeker ve hamur işçileri yerseniz maalesef artar. Ama esas tabii altta yatan yine genetik faktörlerdir. Kolesterolle ilgili. Eğer kolesterolünüz, ailede kalp hastalığı var, kolesterolünüz yüksek ise onu düşürmeye çalışmak lazım diyetle. Diyetle ne yapacağız? Şeker yemeyeceğiz, hamur işi yemeyeceğiz, kilo almayacağız. Zeytinyağı ve tereyağı ağırlıklı yiyeceğiz. Diğer margarinleri mümkün olduğu kadar yemeyeceğiz. Katı yağdan uzak duracağız. Yani tereyağı şu anda aklandı. Katı yağ dediğimizde organik olursa evet, bir sıkıntı yok. Ama zeytinyağı özellikle zeytinyağı çok tavsiye ediyoruz tabii. Zeytinyağı ve tereyağı yiyebilir hastalarımız. Kolesterolü çok yüksek gereksiz ilaç kullanabilir. Sigaradan uzak durup, kolesterolü düşürüp, şeker hastalığı riskini azalttığımız zaman da bu hastalıklarda mümkün olduğu kadar kendimizi uzaklaştırabiliriz. Ama tamamen uzaklaştıramayabiliriz. Özellikle ailede var ise, ne kadar kendinize bakarsa bakın, arada bir kardiyoloğa gitmekte fayda var. Ve efor testiydi, ekoydu, sintigrafiydi, bazı testler yapmak lazım. Özellikle yol yürüdüğünüz zaman göğsünüzde ağrı oluyor. Efor esnasında şikayetleriniz oluyorsa da o zaman özellikle doktora gitmeniz lazım, bir kardiyoloğa gözükmeniz lazım. Efor testini falan yaptırmanızda fayda var. Peki hocam, her kalp rahatsızlığında ameliyat önerilir mi? Şimdi, tabii. Ya bazen ameliyat ediyoruz, bazen işte stent takıyoruz, bazen kardiyoloji yani ilaçla tedavi ediyoruz, bazen hiçbir şey yapmadan takip ediyoruz. Diyelim ki koroner kalp hastalığı var. Evet. Anjiyo yaptık, tespit ettik. Kaç damarda darlık var. Eğer kritik darlıkları var ise ve stente de uygun değilse o zaman bypass yapıyoruz. Yani dünyanın her yerinde bu böyle yani. Ama stente uygun ise stent de yapılabiliyor. O zaman ameliyatsız bir şekilde sadece bir anjiyo gibi damarına girerek, kasıktan ya da koldan girerek sadece anjiyo yöntemiyle stent takılabiliyor. O zaman ameliyata gerek kalmıyor. Ya da kritik darlık yok. Böyle %30-40 darlıklar var. Yani %70'in altında, %60'ın altında darlıklar var ise o zaman ameliyat yapıyoruz. O zaman kan sulandırıcı veriyoruz. Bir takım kalp kurucu ilaçlar veriyoruz. İşte kolesterolüne yönelik ilaçlar veriyoruz. Şekere varsa şekere yönelik ilaçlar veriyoruz. Bu şekilde takip ediyoruz. Kalp hastalığı tabii başka sebeplerle de olabilir. Kapak hastalıkları da var. Özellikle günümüzde yaş ilerledikçe dejeneratif kapak hastalığı dediğimiz kapakların kireçlemesi özellikle. Son yıllarda yaşla birlikte arttı bu tür hastalıklar. Eskiden romatizmal kapak hastalığı çok yaygındı bundan 40-50 yıl önce. Ama o artık günümüzde çok azaldı. Avrupa'da, Amerika'da bitti. Türkiye'de de hemen hemen bitmek üzere. Son derece az, yine de tek tük olsa geliyor. Daha çok ileri yaşa bağlı kapak hastalıkları yaygın şu anda. Ama hocam gençlerde de biz kalp rahatsızlıklarını sıklıkla görüyoruz son dönemde. İşte gençlerde olanlar birinci doğuştan geliyor. O ani kalp krizleri gene damar tıkanıklığı. Evet, onlar gene damar tıkanıklığı. Basından da takip ediyorsunuz. Evet, evet, damar tıkanıklığı. Onlar, yani gençlerde çok nadir gözüküyor ama gözükebilir. Yani spor yapanlar işte düzenli efor testi falan yaptırması lazım, damar tıkanıklığı yönünde değerlendirmesi lazım, kolesterolün falan onlara bakması lazım.
Yani ani kalp krizlerinden korunmak için de hocamın söylediği dipnotlara da dikkat etmek gerekiyor. Yani sağlıklı yaşam için aslında sizin söylediğiniz her şeyi yapmamız gerekiyor ama... Sağlıklı yaşam, çavuzun hastalığı obezite. Evet. Ve tütün kullanım, yani sigara kullanım. Yani iki tane, tütün de rahatsızlıklardı. Çoğu hasta, kanserlerin şu anda en büyük sebepleri bu. Bu iki hastalık bak, sigara, obezite. Evet. Sadece yani kalp hastalığı da değil yani. Sadece kalp damarını tıkanmıyor ki. Beyin damarını tıkanıyor, göz damarını tıkanıyor, böbrek damarını tıkanıyor, bacak damarını tıkanıyor. Kanser riski çok artıyor. Daha ne olsun yani? Zaten ölümden en büyük sebebi zaten evet. Kanser ve damar tıkanıklıkları zaten. Yani tütün kullanımı. Hani evet. Bu demek değil ki sigara tüketiminden ziyade, sigara içiminden ziyade, evet, sigara ortamlarda da yani, kilolu ortamlarda da, nargiledir mesela bunun içerisinde bir etken. Yani bununla birlikte obezite ediniz mesela, buna çok iki önemli gerekiyor. Yani bir insan sağlığına dikkat etmek istiyorsa sigaradan uzak duracak, kilo almayacak, spor yapacak. Bu kadar basit yani, aslında zor bir şey yok yani. Yani yediklerimize dikkat edersek sağlıklı bir yaşam çizgisine sahip oluruz. Şeker ve şekerli ürünlerden uzak duracağız. Kalbin düşmanı. Şeker. Sadece kalp değil işte, kanser de işin içinde. Yani kanserin de artık o besleyenin çok yakında ilişkisi var yani. Peki hocam, kalp ameliyatı olmuş bir hasta. Ameliyat olduktan sonra nasıl bir yaşam izlemesi gerekiyor? Şimdi kalp ameliyatına bağlı, eğer bypass yaptıysak, bu bypass olabilir, bu stent takımı olabilir, anjiyo olabilir. Yani anjiyo ve stent de zaten normal hayatını sürdürüyor. Bypass'ta da normal hayatını sürdürüyor. Aslında daha iyi sürdürüyor. Çünkü biz bypass yaptıktan sonra hastanın damar tıkanıklığı riski, kalp krizi riski son derece azalıyor. Yani sıfıra inmiyor tabii hiçbir zaman ama son derece azalıyor. Ameliyat öncesi olan göğüs ağrıları, nefes ağrıları, onlar tamamen düzeliyor. Çünkü yani. Damardaki o yağ tabakası açılıyor. Yani açılmıyor ama biz köprü yapıyoruz. Biz bypass yapıyoruz. O tıkan yeri pas geçiyoruz. Bypass'taki ama şey o, köprüleme. Hayır. Yani damar ilave ediyoruz. Nereden alıyoruz damarı? İşte meme damarlarını koldan aldığımız, bacaktan aldığımız damarlarla damar ilave ediyoruz kalbe. Yani kalbin 3 tane ana damarı varsa 3 damar daha oluyor. Yani onun için bypass son derece faydalı bir ameliyat. Yani korkulacak bir ameliyat değil. Eğer damar tıkanıklığı var ve yani stente de hakikaten uygun değilse kesinlikle bypass çok faydalı bir ameliyat. Hastalarımız son derece uzun dönem sonuçları çok çok iyi. 10 yıl, 20 yıl sonra bakıyorsunuz o yaptığımız bypasslar çalışıyor. Ve hastalar daha konforlu hale geliyorlar. Kalp krizi oranları son derece azalıyor bypasslar sonra. Stente göre çok daha iyi. Yani stentte de hani azalıyor ama stentin ve bypass'ı karşılaştırdığımız zaman uzun dönem sonuçları kesinlikle bypass daha iyi. Stentler de böyle bir süre içerisinde tekrar damarına tıkanma riskleri var. Yani bypass damar yaptığımız damarların da tıkanma riskleri var ama stentlere göre daha iyi, daha iyi, daha iyi. İlaca göre son derece daha iyi. Yani hani ilaç verelim, işte yapmayalım, bu şekilde idare edelim dediğim zaman kesinlikle bypass her halükarda üstün. Yani bypass ameliyatı, kalp ameliyatları artık korkulacak bir ameliyat değil. Yani %1'dir. Yani insanın sıfır risk yoktur hiçbir zaman. Ama %1'in altındadır şu anda bypass ameliyatlarında. Yani diğer ameliyatlarda, kapak ameliyatlarında. Yani çok komplike ameliyatlarda hani biraz risk artabilir. İşte aort damarının yırtılmaları, o büyük aort damar ameliyatlarında hani risk normale göre biraz daha fazla. Ama bypass ameliyatında ya da kapak ameliyatında, kapak tamirlerinde bu riskler son derece düşük artık günümüzde.